izliyor, babam izliyor ya. Dostlar herkese merhabalar. Bugün kamp programı için Bursa Uludağ'a gidiyoruz. Şu anda yoldayız. Yaklaşık 160 kilometrelik bir kısmını geride bıraktık. Şu an Yalova'ya girmiş bulunmaktayız. Yalova demem ama yani Yalova deyince ben kaymakam giriyor aklıma. Abi Yalova'nın kaymakamı yok artık. Rahat ol. Tamam, devam edelim. Körfez'i dolandık arkadaşlar. Sebebi ise son gelen köprü zammı. Evet. Bundan dolayı da bizim araç ikinci sınıf geçtiği için son derece yüksek bir rakam oluyorlar. Çünkü yaklaşık 200 lira falan herhalde. Köprüden geçince... Ya bakma gereği bile duymadım ne kadar olduğuna. Ben köprüden geçince pavyonda hesap ödemiş gibi hissediyorum. Yani ha pavyon hesabı ha köprüden geçmişim. O yüzden durduk yere... Abi ben hiç pavyonda hesap ödemediğim için bilmiyorum. Evet, buradan da benim pavyona gitmiş olduğum çıkıyor. Neyse. Neyse. Dedik ki gemiye de binmeyelim dedik. Çünkü hava şartları son derece olumsuz. Evet. Sonra da dedik ki biz Körfez'i dolanalım. Çünkü Gölcük'ü seviyoruz. Gölcük deyince hüzünleniyoruz. 17 Ağustos geliyor Gölcük deyince aklımıza. Tabii geçtik Gölcük'te. Şimdi gidiyoruz. Şimdi nereye gideceğimizi de bilmiyoruz. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. İlk defa nereye ikimiz de. Sen daha önce gittin mi Uludağ'a? Uludağ'a çıkmadım. Ben de ilk defa Uludağ'a çıkıyorum. 100 liralık zinciri 200 lira kilitler herhalde. Bakacağız. Bak o da pavyon tarifesi. O da pavyon. Türkiye'de birçok şey pavyon tarifesi. Evet. O yüzden pavyonlara özgürlük falan diyormuş. Saçma sapan. O yüzden pavyon fiyatlarını arkadaşlar. Pavyonların fiyatlarını düşürürsek sorunu kökten çözmüş oluruz. Konstara özgürlük. Saçma sapan. Abi bu videoyu babam izliyor ya. Köprüye giremedik. Çünkü eğer biz köprüye girseydik köprü bize girecekti ve biz de Körfez'i. Hayır, bundan dolayı köprü o kadar güzel ki girmeye kıyamadık. Dedik hiç girmeyelim, yol eskimesin. güzel yollar eskimesin, çizdikleri şeritler yama olmasın, böyle eskimesin. Kesinlikle çünkü diye. Arkadaşlar son derece kıymetli bir köprü. Evet. Ülkemiz adına, turistlerimiz adına. O kadar güzel ki girmiyoruz, giremiyoruz. Yani, Euro bazında çalışıp para kazanıp gelenler kullanabilirler. Hiç sorun değil. Ancak TL çalışıp TL harcayan insanlar köprüyü lütfen eskitmesinler. Evet. Lütfen farklı yolları denesinler. Alternatif güzergahları değerlendirsinler. Biz şahsen öyle yaptık. Köprüden geçmek yürek ister. O zaman ne diyoruz? Yüreğim var. Köprüden geçemiyorum köprüden geçemiyorum. Çünkü fiyatlar yüksek. Fiyatlar yüksek. Az doldur, içemiyorum dolaylı. Az doldur, çünkü içemiyorum çünkü. Rakı fiyatları yüksek. Rakı fiyatları yüksek. Vergisi çok. Vergini al da. Haldan bir vergisi elinde. Vergisi elinde yar. Vergisi elinde. Şuraya arkadaşlar, eğer bu videoyu yayınlarsam şuraya köşeye o kıymetli arkadaştan da bahsedeceğim. Testis elinde diye. Ha, o albüm vardı ya. Albüm kapağı. O amcamızı koyalım. Amcamız değerli. Evet arkadaşlar. Şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz. Gerçekten ne yapacağımızı bilmiyoruz. Daha ne pok yiyeceğiz. Vallahi yani Bursa'ya gittiğimizde belki kent meydanında aracımızı park edip orada konaklama bile yok yapabiliriz. Canım. O kadar değil. Yapmaz mıyız? Yok canım. Saçmalıyorsun. Biz öyle bir adam mıyız yani? Abi. Dostlar, herkese merhabalar. Daha önce hiç yaşamadığımız bir şeyle karşılaştık. Aracımızın V kayışı koptu. Hem de tam Bursa Uludağ yolundayken. Hatta Bursa Stadyumu da tam arkamızda. Biz de çektik şimdi. İşte çekici de geldi. Çekici de gördüğünüz gibi geldi. Şimdi biz de çekiciyi beklerken ne yaptık? Hemen size onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi. Bizim için hiçbir engel yok. Ne geldi ya? Ne olursa olsun keyfimizden ödün vermiyoruz. Çekici geldi. Şunu da al abi içeri de. Unutmayalım. Saat gece 12.30 Bursa'dayız. Bursa Stadı şurası oluyor yeşil ışık. Sol çıkıyor.
Arkadaşlar şöyle bir durum oldu. Ben işin detayını anlatayım. Ben şimdi size işin detayını anlatayım. Anlat Uğurcuğum. Ben telefonda bir tane çekici. Ben çekiciyi aradım. Ardından çekiciye dedim sor bakayım ustan dedim. Hazır mıymış? Ben sonra o sırada ondan haber gelmedi diye başka bir çekiciyi aradım. Başka bir çekiciyi aradım. Ve başka bir çekici dedik ben dedi ustam var. Hiç sıkıntı yok. Hemen dedi tamam o zaman dedim abi gönder. Sonra dedi ki bana konum at. Ardından başka bir ama adamın 3 tane numarası varmış. Sonrasında bana konum at dedi. Ben dedi yazıyorum dedi. Tamam dedim. Konum attım. Sonra telefon geldi. Dedi ki abi konumun gelmemiş. Bize dedi konum at. Tamam dedim. Bir daha attım. Sonra bir baktı 2 tane çekici geldi. Meğer çekiciler karışmış. Ve bugünkü kamp bugünkü kamp alanımız da burası arkadaşlar. Şöyle bakın. Burada kampımızı yapacağız. Arabamızı çektik. Yapıyoruz şu an. Çayımız da burada. Çay vereyim. Çay iç. Biraz mı? Açık mı? Yok, normal ya. Yalnız ben üşüdüm üzerime bir şey giyeyim. Nargileyi de yakacağım. Nargileyi mi? Nargileyi ya. Tamam. İçeri geç, otur gel. Hayır, üzerime bir şey giysem yeterli. Ben başka bir şey istemiyorum. Evet. Nerede senin montun? O hiç giymediğin ama hep gezdirdiğin montun. Ha, almadın mı yoksa? Bak ete bak. Herkese günaydın. Tamircinin önündeyiz. Şimdi geldi. Gece akümüz bitti. Sabaha karşı 5 gibi Bebos'ta da kesildi. Ama çok üşümedik araçta Allah'tan. Isı yalıtım olduğu için. Şimdi de bekliyoruz bakalım ne kadar sürecek işimiz, ne kadar mal olacak. Göreceğiz. Şöyle Nilüfer'de sanayideyiz. Değişik bir gece oldu bizim için. Öyle değil mi Nedim abi? Unutamayacağımız bir anı oldu. Olsun her şeye rağmen. Hayat güzel. İyi ki gelmişiz ya. Yine de diyorum ki iyi ki gelmişiz dedim abi. Uludağ'dan herkese merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 15 saatlik bir yolculuğun ardından Uludağ'a ulaştık. Şöyle yol üstünde bir yerde durduk. Şimdi bir gözlemleme yapıyoruz. Karada güneş gözlüğü olmadan bakmak tabii imkansız bir hal aldı. Aracımızı tamir ettirdik. Bir V kayışı kopmuş. Sonrasında yola çıktık. Buraya kadar ulaştık. Güzel bir geceydi. Gece tabii başımıza gelenler yine ardı arkası kesilmedi. Araç çalışmadığı için akümüz bitti. Webos'ta saat sabaha karşı 5 gibiydi. Ne yazık ki çalışmayı sonlandırdı. Bundan dolayı da Allah'tan araçta ısı yalıtımı var da çok üşümeden gece Bursa'da Nilüfer'de konaklayabildik. Güzel bir ortam. Yollar son derece açıktı. En ufak bir yollarda kar yoktu. Kuş sesleri cıvıl cıvıl. Şu an -4 derece burası. Güzel bir yer bulursak aracımızı oraya çekeceğiz. Orada kamp yapacağız. Girişte minibüsler için 61 lira giriş ücreti ödüyorsunuz. Onun dışında yani çok ciddi manada jandarma çevirmeleri vardı. Polisler, jandarmalar. Bursa'nın içi zaten adım başı polisten geçilmiyor. Çevirme yapıyorlar. Kimlik kontrolü yapıyorlar. Bazı yerlerde yolları kesmişler ama kimlik kontrolü yapmadan tek tek araçları salıyorlar. Neyse ki sağ salim ulaştık. Sıkıntısız. Şimdi burası birinci oteller bölgesiymiş. Biz şu kısım ikinci oteller bölgesi. Oraya doğru gideceğiz. Bir bakalım oralar nasıl? Ya ben gözlük almadım yanıma. Niye? Ne bileyim niye? Gözlük alışkanlığı mı? Hadi git ben çok acıktım. Olsa? Ben çok acıktım. Arkadaşlar hemen yemeğe doğru geçiyoruz biz. Uygun bir yer alıp.
Şöyle şöyle doğruyorum abi. Büyük büyük. Büyük büyük doğru. Görüntü gitti. Gitsin gitsin. Sıkıntı yok. Öyle mi yapıyorsun? Yok tamam. İkiye böleceğim. Ali ateş yakmamız lazım. Yemeğimizi yiyelim. Hemen arabaya geçelim. Rüzgarı keseyim. Bunun hiçbir faydası yok. En azından arabada demeriz. Aynen. Tamam sıkıntı yok. Değiştir. Moda girmiş yani. Aynen. Ya ya İpra gaz ya. Bak şimdi nasıl dönüyor 2 dakikada Ali. İpra ya. İpra gaz. Abi bunu arabanın içine koyalım. Çayı mı? Evet. Ağır ağır takılsın. 2 dakikada pişer bu. Sen bilirsin. İstiyorsan koy. Zaten arabada yiyeceğiz ama değil mi? Arabada yeriz abi. Tamam. Koyduk sucuklarımızı şimdi. Uludağ'ı beğendin mi? Uludağ çok güzel. Gayet başarılı. Hayat parası olana güzel abi. Bizim gibi gariban için değil. Evet. Bizim gibi yoklukla mücadele eden insanlara göre değil Uludağ. Bizim gibiler Kartepe'ye gitsin abi. Kartepe. Fakir yeri mi diyorsun? Bizim gibilere Kartepe çok bile abi. Bu dünya... Bu dünya zenginlerin dünyası. Zenginlerin dünyası. Bu dünya Zeki abi gibilerin dünyası. Arkadaşlar dedik ki Uludağ'a gelmişken teleferiğe binmeden olmaz. Teleferiğe de bindik. Az önce Sarıalan'dan Kurbağakaya'ya doğru hareket ettik. Şimdi de geri dönüşe geçtik ve güzel bir yolculuk yapıyoruz. Evet. Rüzgar 30 kilometre civarında şu anda. Yaklaşık 4.2 kilometre bir güzergahı var. 4.2 toplamda 8.4 kilometre gibi bir yolculuk yaptık. Oo, birden bak nasıl ağırlık. Çok güzel. Çok da gördün mü? Hop geri yükseliyoruz. İniyoruz. Dönüş daha zevkliymiş. Evet, dönüş daha zevkli. Çünkü bir hop bir oraya bir buraya hopluyor. Bu arada şundan da bahsedelim abi. Evet. Bu binmiş olduğumuz teleferik yapan firma İtalyan firmaymış. O yüzden dedik ki güvenle seyahat edebiliriz. Korkmadan seyahat ediyoruz. Evet. Firma 1888 yılında kurulmuş. Araştırdık dedik ya bu ne kadar güvenli olabilir? Peki. Kim yaptı bunu? İnşallah dedik iyi bir firma. Peki yapmıştık. Bir şey diyeceğim. Bu bilgi izleyenlerin ne işine yarayacak? Abi bilsinler yani buraya geldiği zaman bu sonuçta canını evet, teslim ediyor. Rahatlıkla yani. Binebilirsiniz arkadaşlar. Tabii İtalyan yapmış, Avrupalı yapmışsa rahattı yani öyle bakmak lazım. Bazı renklerden geçerken böyle uçaklardaki türbülans gibi bir sallantı oluyor. Endişelenmenize gerek yok. Çünkü yukarı çıkıyor. Yukarıdan sonra İniş başlıyor. Orada da böyle bir sallantı başlıyor. Bu arada kabinlerde elektrik yok. Güneş panelli bir sistem var. Şurada gördüğünüz iki tane led yanıyor. Hatta yakalım. Açtırmadım. Aa şey yanmadı. Neyse. Evet arkadaşlar, şimdi de bu teleferiğin durmuş olduğu istasyonda gördüğünüz gibi ürünler var. Turistler için, buraya gezmeye gelenler için. Şurada şu şapkalar var, orijinal deriymiş. Artık ne derisi sormadım bile ama fiyatı 2500 lira. Tam tamına 2500 lira arkadaşlar. Şimdi... Kıymetli dostlar, ani bir kararla kampımızı burada sonlandırmayı planladık. Bunun sebebi bu akşam başlayacak olan yoğun kar yağışı. Çünkü ciddi bir irtifa var burada. Yollar sıkıntılı virajdı. Bundan dolayı dedik bu gece de normalde burada konaklayacaktık ama dedik ki evimize dönelim. Kısa ve öz şöyle bir gezimiz olmuş oldu. Tabii soğukta çok bir şey sunamıyoruz. Çok bir şey paylaşamıyoruz. Çünkü kamerayı bir yere koyup oradan tekrar almak, işte ürünleri hazırlamak. İnanın 3 dakika dışarıda eldivensiz ellerimize durduğumuzda sanki hipotermi geçirecek gibi hissediyoruz. Şu an ben geçiriyorum. Elim ayağım titriyor. Dostlar, bu haftaki videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir.
Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Abi yazı tura atalım. Tamam atalım. Hadi. Tura. Bu sefer de yazı diyorum. Bu sefer bak ağlamak yok sonra. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar arabayı kim kullanacak? Onun derdindeyiz. Bakalım yazı tura atacağız. Hadi yerden kanal. Hazırım. Hop. Yazı. Yazı geldi. Yazı geldi arkadaşlar. Evet. Bak çok şu kumarda kaybettik. Burada bir fon müziği verir misin?